Herkese merhaba, ben Dilay, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir gün boyunca ne yapacağıma kitaplar karar veriyor videosu çekeceğiz. Bu kitaplar için burada seçtim. Yani değişik kitaplar seçmeye çalıştım. Her ne kadar değişik kitap seçebildim mi bilmiyorum ama kahvaltı için Sen Olmadan Ben kitabımı seçtim. Veya onda bir şey bulamazsak, ki bulabileceğimizi sanmıyorum, Sana Giden Yol seçtim. Öğle yemeği için Seni Ben Uydurdum ve Her Şey için Teşekkürleri seçtim. Ondan sonra bir saniye. Ne giyeceğimi Bahar'ın peşinde de karar vereceğim. Ondan sonra akşam yemeği için Bize Çıkan Yollar ve Sherlock Holmes dosyasını seçtim. Neden bilmiyorum. Akşam yemeğinde Sherlock Holmes dosyasında ne bulacağım bilmiyorum ama değişik kitap olsun istedim. Ve ne yapacağımı da Münzevi de karar vereceğim. Birazcık zor olacak ama bulacağım. Eminim bulacağıma. Ve yalancıları da belki içecek bir şey bulurum diye seçtim umuduyla. Kahve bulma umuduyla. Belki ki kahve içtiklerini hatırlamıyorum. İçtilerse de adalalar, yani nasıl kahve içebilirler bilmiyorum. Neyse. Seçtiğim kitaplar bu kadar. O zaman hep birlikte videoya başlayalım. Şarabından mı yürüyordum aldığı? Şarabından dikiyordum aldığı. Daha ilk kitapla nasıl başarısız olunur? Bana soracaksın. Buna da ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ama bakacağız. Şeftali dilimleri. Şeftali. Şeftaliyi pek sevmem. Ne zaman içirdin? Şimdi. Kameranın bataryası bitiyor. Ben şeftali alana kadar kamerayı şarj edeyim. O zaman şeftali yerken görüşürüz. Bay bay. Tadam. Şeftali dilimleri hazır. Evet. Sabah kahvaltım müthiş gerçekten. Harika. Mükemmel. Mükemmel. Mutluyum şu an. Gerçekten. Sabah sabah kahvaltı niyetine meyve yiyoruz. Ne giyeceğimize bu kitap karar verecek. Burada böyle bir hile yapacağız. Hile yapmak durumundayız. Çünkü daha çok bölüm başlarında ne giyeceğini söylüyor karakterlerimiz. Ertesi gün olduğu için. Şimdi şuradan bir bölüm başı arıyoruz ve bulduk. 38. bölüm. Layla. Battaniyemi üzerimden atıp sürünerek yataktan çıktım. Üzerime bir tişört, ayağıma da bahçeyle uğraşırken giydim. Eski kotumu geçirdim diyor. Tişört ve kot diyor. Eski kot diyor. Benim eski kotum yok. O yüzden normal bir kot pantolon giyeceğim ve tişört giyeceğim. Hava güneşli olmasına rağmen bugün üşüyorum. Neden üşüdüğüm konusunda hiçbir fikrim yok. Giyinelim o zaman. Öğle yemeği için şu iki kitabı seçtim. İlk önce buna bakalım. Bulabileceğiz mi bilmiyorum. Şimdi buna bakalım. Patlamış mısır mı? Patlamış mısır. Öğle yemeğinde. Patlamış mısır. Anne. Ne? Bana böyle yarım çay bardağı mısır patlatır mısın? Yarım çay bardağı mısır. Şimdi. Ya, evet. Birazdan. Burada patlamış mısır çıktı. Ne zaman yiyeceksin? Öğle yemeğinde. Patlamış mısır ne alaka?
Üstümü değiştirip patlamış mısır mı yiyeceğim yani? Size de göstereceğim. İşte orada. Neyse. İşte üstümüzü değiştireceğiz. Mısırımızı da patlatacağız. İşim mutlu değilim şu an. Üstümü de değiştirdiğime göre, pıt pıtımı da patlattığımıza göre, gerçi annem patlattı. Teşekkürler. Bu sıcakta pantolonlarla evde nasıl oturacağım hiçbir fikrim yok. Ama oturmak durumundayım. Şimdi hazır pıt pıt patlatmışız. Ne yapacağımı seçeyim. Kesin var ya bana da böyle kiliseye gitmek falan çıkar. Tabii ki de Sakarya'da kilise yok. Olsa da bakarım aslında, merak ediyorum kiliselere. Biz küçükken, anne biz ne zaman kiliseye gitmiştik? Ne? Teyzemlerle. Nereye? Küçüktük değil mi? Biz Tevfik'le mi girmeye çalışmıştık? Nerede kızım? İstanbul'dayken. Elimizde simitler. O zaman da kaç yaşındayız? Küçüğüz ama. Göreceğiz göreceğiz. İki tane zenci vardı kapıda. İngilizce bir şeyler söylüyorlar. Tabii biz anlamıyoruz. Girdik mi? Ben girmedim. Ha doğru. Kis kokuyordu. Ama bizde çok tutmadılar. Korkmuşuz. Korkmuş muyduk? Evet, korkmuştu adamların karşısında. Bunlar hep konuşuyorlar ya. Partiye gitmişler. Sakarya'da parti ne arar arkadaşlar? Burada olsa olsa keşkek partisi olur. Ay keşke, çok severim ha. Biraz daha blog yazdım ve uzanıp yağmurun sesini dinlerken saatin kaç olduğunu da, üstümü değiştirip pijamalarımı giymeyi de unuttum. Neden unuttum? Ne güzel pijamalarımızı giyerdik. Çıcı bıcı 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 bıcı. Unutma, unutma böyle şeyleri. Kahvaltı kulübünü açtım ama hepsini izlemeden en güzel kısmına sardım. O sahneyi 3 kere izleyip kapattım. Yatağıma yattım. Yine evde bir şey buldum. Şimdi size göstereyim. Ama göstermeden önce ne dediğini söyleyeyim. Yani pijama giymeyeceğiz böyle, pantolonlarla mantolonlarla oturacağız. Kahvaltı kulübünü izleyeceğiz. Kahvaltı kulübü benim çok 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 sevdiğim bir filmdir. Hepinize de öneriyorum. Bayağı oldu izlemeyelim. Yemin ederim tam da pıt pıt patlatmışım ben. Akşam yemeğinde görüşürüz. Tata. Tam da tam böyle film izlemelik bir gün. Az önce eve geldik ve bir miktar hile yapmış olabilirim. Kahve içtim. Çünkü Pumpkin Spice Latte zamanı. Yani şimdi zaman gelmişti. Çünkü böyle geziniyordum ve dedim ki ya benim canım kahve istiyor. Sonra dedim ki ya ben Starbucks'a gitmeliyim. Dedim ki ya ben içeceğim yani. Bir şey içmem lazım benim. Starbucks'a da böyle para yatırmam. Hani çok fazla Starbucks'a gidip içmem sayılıdır. Ya Toffee Nut geldiği zaman, ya Gingerbread Latte geldiği zaman, ya da işte Pumpkin Spice Latte geldiği zaman böyle sezonun başlarında bir bakıp çıkarım falan, böyle olur. Şimdi de zamanı gelmişti ama o kadar iyi geldi ki anlatamam. Şu an enerji doluyum. Şimdi, ama gerçekten hiçbir şey yemedim dışarıda. Sadece kahve aldık çıktı. Ne yiyeceğime de kitaplar karar verecek. Şimdi akşam yemeğime de şu iki kitap karar verecek. İlk önce Sherlock Holmes dosyasına bakalım. Burada ne gibi bir yemek bulacağım hiçbir fikrim yok. Ama bulamayacağımı biliyorum. Bize çıkan yollara bakıyoruz. Koskoca kitapta bir insan bir tane yemek bulamaz diye, akşam yemeği yani. Sabah şeftali, öğlen pıt pıt yediğimi varsayarsak akşam ne olursa olsun sıkıntı yok artık. Fırında noodle. Tabii biz noodle'ı fırında yapamayız ama
Noodle diyebiliriz. Noodle var mıydı acaba bizde? Yoksa da marketten alırız. Ama muhtemelen vardır. Çünkü ben köriyle noodle'a aşık bir insanım. Yani sürekli noodle yemeyi severim gece yarısı. Sanırım bu da benim hobim. Hobi yani. Bim'deki ve A101'dekiler çok güzel. Hem ucuz hem güzel. Evet, şimdi geldik günün sonuna. Bunu öğle yemeği için seçmiştim galiba, sanırım evet. Ve hiçbir şey bulamadım. Seni ben uydurdum da. Teşekkür ederim. Ne bulmayı umduğumu bilmiyorum. Yalancılara bakmadım. Kahve istediğim için yalancıları seçmiştim ama kahve içtiğim için gerek kalmadı. Bahar'ın peşinde de ne giyeceğimi seçtim, buldum. Münzevi'de ne yapacağımızı bulduk. Her şey için teşekkürler de. Allah razı olsun. Öğle yemeğinde bana pıt pıt yedirdi. Mükemmel. Sana giden yolda da sabah kahvaltımızı bulduk. Sen olmadan beni de sabah için seçmiştim. Hiçbir şey bulamadım. Aynı şekilde akşam yemeği için Charlotte Holmes dosyasını seçmiştim. Hiçbir şey bulamadım. Ve bize çıkan yollarda da akşam yemeği yedim. Bütün gün böyle pantolonla oturmaktan hiç memnun kalmadım. Yani kıyafetler normaldi ama evde oturup pantolonla film izlemek hoş değildi. Sabah kahvaltımdan memnun değilim. Aç kaldım. Kahvaltı değildi, o başka bir şeydi. Öğle yemeğimden hiç memnun değildim. Çünkü kim öğle yemeğinde pıt pıt yer ki? Yemez. Akşam yemeğimden gayet memnunum. Gayet yenilebilecek yemekti. Sadece akşam yemeğimden memnundum. Evde oturup film izlemek bence çok güzeldi. Çok memnun kaldım yaptığım şeyden de. Genel olarak bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.